Vape İstanbul kanalına hoş geldiniz. Bugün masamızda olacak RDA. Vendi Vape ikonik RDA. Havalandırmayı görüyorsunuz değil mi? Bugüne kadar yapılmış en enteresan havalandırmalardan birisi. Bu anlamda çok düşük ohmlarda yüksek wattlar rahatlıkla kullanabileceğiniz 24 mm çapında güzel bir RDA'dan bahsediyoruz. Aroma konusunda gerçekten başarılı, aynı zamanda tellere vuran havalandırmayı istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz yan taraftan ve alt taraftan iki tane Kennedy benzeri bir havalandırma sayesinde havalandırma konusunda kullanıcıların pek çok isteğini çok rahatlıkla hizmet edebilen güzel bir RDA'dan bahsediyoruz ve şu havalı bir tip sayesinde ise pek çok modunuza ayrı bir hava katacaktır. Bu RDA'nın bana ulaşmasını sağlayan sevgili sponsorum Kemal Oğuz'a ayrıca teşekkür ederim. Güzel bir RDA. Aşağıda vereceğim linkten kendisine ulaşabilirsiniz. Facebook hesabı üzerinden Messenger vasıtasıyla. Evet, ikonik RDA. Telleyelim, pamuklayalım, yorumlarımızı paylaşalım. Buyurun. Merhabalar, Vape İstanbul kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün masamız olacak RDA. İkonik RDA. Vendi Vape tarafından yapılan ve Mike Vapes imzası taşıyan ikonik ve RDA. Buhar performansı arayanlar için, aromadan da kaybetmek istemeyenler için harika bir seçim olacaktır diye düşünüyorum. Hemen incelemeye başlayalım. İlk olarak ikonik RDA güzel bir drip tiple karşıma çıkıyor ve ilk önce benim dikkatimi çeken şey yan tarafta yer alan iki tane aşağıdan bir tane yan taraftan havalandırma deliği. Açıkçası bunların konumlandırması tel üzerine çok güzel olarak oturtulmuş. Bu yüzden epey hoşuma giden bir tasarım oldu. İkonik, ikondan sonra çıkartılmış bir RDA ikonu hatırlıyorsunuzdur belki, biraz daha kısa, basık, daha düz ve yan taraftan iki tane deliğin olduğu bir RDA'ydı ve direkt olarak yan taraftan bir besleme vardı. Fakat burada biraz daha iş farklı noktaya gitmiş. Az sonra Kennedy RDA'yı da bir gönderme yapacağız aşağıdaki havalandırma kanallarına bakarken. Onu da biraz daha üstüne çıkartarak, biraz daha tasarım değiştirerek güzel bir RDA yapıldığını söylemem gerekiyor. Altını çevirdiğimiz zaman ikonik yazısı, Mike Vapes imzası, bir seri numarası, post vidaları görüyoruz. Post vidalarından bu altın kaplama ve epey uzun bir post vidası. Kutu içerisinden bir tane şöyle plastik bir driptik çıkıyor. Yan tarafı tırtırlı. Şöyle bu şekilde rahat bir şekilde görüyorsunuz. Bir de bunun aynısını şeffaf veya beyaz olanı buradan çıkıyor fakat bir arkadaşım bunu görür görmez çok beğendi ve bir RDA'sında çok iyi olacağını düşündüğü için benden aldı fakat kutu içerisinden toplamda bir tane üzerindeki iki tane de ekstra drip tip çıkıyor ve çıkan burada görmediğiniz drip tip bunun aynısının şeffafı. Bir tane, iki tane vida, bir tane pin bağlantısı görüyoruz. BF pin bağlantısı görüyoruz. Aynı zamanda o-ringler var. Kullanacağımız modumuz bir Squank Lost Vape Furyan, ona uygun olacağını düşündüğüm için buradaki iki parçadan oluşan pimi çıkartıyorum ve yerine Squank pini koyacağım. Şu birinci parçası devam ediyoruz açmaya. Bir parça da içeride var. Düz vidanızda rahatlıkla çıkartabilirsiniz bunu. Evet. Squank pini içerisine yerleştiriyoruz. Squank pini yerleştirmeniz için ise bir alyana ihtiyacınız var. Bu şekilde tamamen sıktım. Bir yarım tur kadar şöyle küçük bir dokunuşla tekrar sola doğru aldım. Evet. Şöyle bir deck karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi Lego parçasına benzeyen LED gibi bir parça var burada. Yine iki tane posttan oluşuyor, dört tane delik var gibi düşünebilirsiniz. Fakat bu dört delik, aslına bakarsanız iki tane delik ve bu aradaki L parçanın birbirinden ayırdığı iki tane delik oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda yukarıdan baktığımız zaman gözümüze çarpan ilk şey, az önce videonun başında da söylediğim, aşağıdaki havalandırmanın çapraz bir şekilde ilerleyip telin tam alt tarafından Kennedy bir havalandırma sağlaması. Fakat bu da yetmemiş. Daha düşük ohmlarda ve daha yüksek wattlarda eğer bir kullanım yapmak isterseniz diye şurada eğimli bir havalandırma yapılmış. Şuradaki eğimi görmeniz mümkün. Bu eğimli havalandırma buradaki düz havalandırmayla
birleşiyor ve koyle tam yan taraftan şöyle aşağıdan şöyle güzel bir şekilde vurmasını sağlanıyor. Dolayısıyla hem koyulun alt tarafından kenet tipi bir havalandırma hem de onu destekleyen yan taraftan 45 derecelik güzel bir havalandırmayla RDA'nızın havalandırması desteklenmiş oluyor. Evet, bugün kullanacağım tellere geldiğimiz zaman bu güzel RDA için özel bir çift tel hazırladım. Evet, bu RDA'nın hakkı olabilecek tellerden birisi de bu. Stretched Framed diye adlandırabileceğimiz, merkezinde epey fazla telin olduğu, üst tarafında ise başka bir telin olduğu, sap omun dibinde güzel bir coil'den bahsediyoruz. Bu arada el yapımı teller, o yüzden bulmanız kolay olmayacaktır ama eğer bir arkadaşınız varsa coil yapan, ona böyle bir şey sizin için yapmasını rica edebilirsiniz. Yine terleme yaparken 1, 3, 2, 4 olarak düşünmeniz yeterli olacaktır. Bu yüzden kurulumun epey kolay olduğunu söylemem gerekiyor. Telimi aldım. Evet, ilk manzara yaklaşık bu. Tabii daha düzenleme vesaire yapmadık. Yani bunu aldık, biraz yukarı doğru konumlandırdım. Evet, tellere yukarıdan baktığım zaman buna benzer bir görüntü. Tellerde şöyle bir yukarıdan görüntü, yan taraftan da böyle bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Gayet keyifli. Hemen bunu kaç ohm olduğunu kontrol edelim. Tellerimiz burada soğuya dursun. Pamuklamasına başlayalım. Evet, pamukları düzenlemeden önce ilk görüntü yaklaşık olarak bu oldu. Daha sonra pamuklarımızı yaklaşık dekin bittiği yerden şöyle kestim. Pamuk uzunluğunu görüyorsunuz. Aşağı yukarıdaki bittiği yerden bir tık daha uzun bıraktım. Daha sonrasında ise bunları çevirip yan tarafında bu Kennedy tipi havalandırmanın hemen yan tarafından aşağıya doğru bırakıyorum. Pamuklarımın uçlarının dekin alt tarafına dokunmasını istiyorum. Bu sayede BF'de veya yukarıdan damlatarak kullandığım likitin pamuğa yeterince hızlı bir şekilde ulaşmasını amaçlamış oluyorum.
Evet, pamuklarımı yerleştirdikten sonra ise durum bu. Squank modunu aldım. Bugün kullanacağımız likit melon. Yine Apple Plus likitlerinden yazlık güzel bir meyve karışımı, karpuz ağırlıklı güzel bir likit olduğunu söylemem gerekiyor. Aynı zaman diğer serisi için üretildiği için 90'a 10 1 ve GPG oranı 3 mg nikotin ağırlığı olan bir likitten bahsediyoruz. Bu arada Vape İstanbul ismiyle eğer A plastiklerine giderseniz size küçük bir indirim yapacaklar. Onu da sizlere duyurmak isterim. Yan taraftan havalandırmaya baktığımız zaman hem coil'in alt ucunu görüyoruz hem de buradaki yukarı doğru giden havalandırmanın açısını görmemiz mümkün. Bu anlamda gayet keyifli. Bu arada eğer yan taraftaki havalandırmayı istemiyorsanız veya üst taraftaki havalandırmayı istemiyorsanız bir vape bantla şurayı kapatabilirsiniz. Bu şekilde iki havalandırmadan birisinden vazgeçebilirsiniz. Ya da bunu şöyle hafiften çevirip aşağıdan tek bir havalandırma, yan taraftan bir havalandırmayı kullanabilirsiniz. Bu anlamda havalandırma konusunda farklı farklı kullanıcıların ilgisini çekebilecek güzel bir RDA olduğunu söylemeliyim. Yarım havalandırmada çok rahat bir çekim yok malum. Fakat aroma konusunda biraz daha zengin, biraz daha boğaz vurumu yüksek bir aroma elde ettim. Bunu çeviriyorum. Ve çift delik full havalandırmaya alıyorum. Çekim çok daha rahat oldu. Şöyle aşağıdan besledik. Evet. Hemen artılarından bahsetmeye başlayalım. Artıları neler? Artıları kolay bir deck alanının olması. Bu anlamda 4 deliğe sahip olsa da 2 tane vidayla rahatça kullanabildiğiniz bir deckten bahsediyoruz. Havalandırma konusunda gerçekten çok zengin, farklı kombinasyonları kullanabileceğiniz bir deck. Yani tüm delikleri açabilirsiniz, yarı kapatabilirsiniz. Bir vape bantla veya başka bir kapatma aparatıyla yukarıdaki delikleri kapatabilirsiniz, aşağıdaki delikleri kapatabilirsiniz. Burada tamamen olay size kalmış. Fakat tek delikle veya tüm delikler açıkken de gayet güzel bir havalandırma olduğunu söylemem gerekiyor. Hem yan taraftan hem de aşağıdan kendi tarzı iki tane boru içerisinden gelen hava aromaya doymadan yukarı doğru çıkmıyor, onu söyleyebilirim. Dek çok sağlam, çok dayanıklı. BFM'in çıkması gayet başarılı, güzel. 3 tane drip tip geliyor. Ben 3 drip tip çıkan kolay bir RDA olduğunu hatırlamıyorum. Ben de bu anlamda kullanıcıları seviyor. Böyle küçük, yani önemsiz gibi gözükse de maliyet açısından çok küçük şeyler olsa da kullanıcı açısından güzel şeyleri kullanıcıyla buluşturmayı seviyor. Evet, Fendi Vape ikonik bugün masamızdaydı. Deldedik, pamukladık, fikirlerimi paylaştım. Eğer bu konuda veya vape ile alakalı başka bir konuda merak ettiğiniz bir konu varsa lütfen yorumlar kısmını ekleyin. Eğer ikonik ve RDA ile ilgileniyorsanız bir RDA arayışınız da varsa, ki bence bu 24 mm'lik güzel bir RDA ve 24 mm'lik mekanik silver bir modla, mekanik bir modla harika gözükecektir. Şu üst taraftaki o füzemsi yapısı epey güzel, epey hoş gözükecektir.
şu drip tip ise ve içerisinden çıkan diğer drip tipler de mekanik modlarla rahat bir şekilde uyum sağlayacak bir RDA. Eğer bu RDA'ya ilginiz varsa aşağıda vereceğim linkten Kemal Oğuz'a ulaşabilirsiniz. Elinde hala bir miktar var ve uygun fiyattan vermek ister. Ve farklı RDA'lar getiren düzgün arkadaşlardan birisi. Kendisine bu RDA'yı benimle buluşturduğu için tekrar teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.